Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Eşeğini üremeye kaldığımız yerden devam ediyoruz bitkilerdeki üreme kısmına. Şimdi ilk olarak size gamet oluşumundan bahsetmiştik. Yumurta ve poleni oluşturmuştuk. Şimdi tozlaşmadan bahsedeceğim. Nedir tozlaşma? Tozlaşma polenin yumurta hücresine, yani yumurta hücresi demeyeyim aslında, dişi organa temas etmesine biz ne diyoruz? Tozlaşma olayı diyoruz arkadaşlar. Tozlaşma iki şekilde gerçekleşir. Ya kendi kendine olur ya da çapraz tozlaşma olur. Nasıl olacak? Bakın bizim diyelim ki iki tane şöyle çiçeğimiz olsun. Şunlar erkek organlar. Çanak yapraklar. Ve şöyle taç yapraklar. Bir tane daha çiçeğimiz olsun arkadaşlar. Aynı şekilde yine çizelim. Şöyle erkek organlar, çanak yaprak, çiçek sapı ve taç yapraklar. Evet, iki tane çiçeğimiz var. Tabii bunlar aynı tür olmak şartıyla geçerlidir. Şimdi bu çiçeklerde baktığımızda eğer ki buradaki polen gelip kendi dişisini tepesine konuyorsa biz buna kendine tozlaşma diyoruz. Kendine tozlaşma. Eğer ki buradaki polen gidip diğer bir çiçeğin, bakın aynı polen gidip diğer bir çiçeğin tepesine konarsa buna da ne diyoruz? Çapraz tozlaşma diyoruz. Çapraz tozlaşmada her zaman genetik çeşitlilik daha fazla sağlanır. Bu yüzden en sağlıklısı çapraz tozlaşmadır. Ama kendine tozlaşma yapan bitkiler de vardır. Peki nasıl gerçekleşiyor bu tozlaşma olayı? Arkadaşlar tozlaşma olayı rüzgar yoluyla, bakın rüzgar, su ya da böcekler yoluyla gerçekleşebilir. Böcekler yoluyla gerçekleşebilir. Tozlaşma oldukça önemli bir basamaktır üreme konusunda. Şimdi geliyoruz 3. basamağımız arkadaşlar. 3. basamağımız döllenme basamağı. 3 diyeceğiz, döllenme. Şimdi burada dişicik tepesine geldi, polen kondu. Bundan sonra ne olacak? Bakın yine şöyle büyükçe bir diş organ çizelim. Çünkü burada göstereceğiz nasıl gerçekleştiğini. Şu da bizim dişicik tepesine konmuş polenimiz olsun. İki tane çekirdeği vardı hatırlayın polenin. Biri generatif çekirdek, biri vejetatif çekirdek. Şimdi burada ne olur arkadaşlar? Burada şöyle yumurtanın içerisine, yumurtaların içerisine tohum taslağını da çizelim. Bu tohum taslağı şöyle 3 tane antipod çekirdekler, hücreler, sinerjit ve yumurta hücresi. Ortada da ne vardı? Polar hücreler vardı. Tabii şurada da bir açıklık var değil mi? Mikrofil açıklığı var. İşte buradan gelip döllenme olayı gerçekleşecek. Nasıl olacak? Şimdi bakın tüp çekirdeği, hani vejetatif çekirdek vardı ya tüp çekirdeği. Bu çekirdek şöyle ince uzun bir yapı oluşturuyor. Bakın bir tüp oluşturuyor. Ve oluşan bu tüp buradaki mikrofil açıklığına kadar geliyor arkadaşlar. Tüp mikrofil açıklığına kadar geliyor. Bu nedir? Tüp. Daha sonra tüp oluşunca içerisinde bulunan generatif çekirdek, bakın şuradaki generatif çekirdek buraya geliyor ve bir kere mitoz geçiriyor arkadaşlar. Bir kere mitoz geçiriyor. Mitoz geçirdikten sonra iki tane ne oluşur? Sperm çekirdeği oluşur. Sperm çekirdeği. Daha sonra bu sperm çekirdeklerinden birisi, bakın bu yolu takip ederek mikrofil açıklığından içeri girer ve birisi yumurtayı döller. Birisi de arkadaşlar buradaki antipod hücreleri döller. İşte bu döllenme sonucunda iki tane döllenme olduğu için biz bu olaya çifte döllenme diyoruz bu arada. Bu döllenme sonucunda 2N kromozomlu zigot oluşur, 3N kromozomlu bir yapı oluşur. Bu yapı ileride büyüyüp gelişerek ne oluşturacak? Endosperm dediğimiz besin dokuyu oluşturacak. O zaman söylediklerimizi şöyle ben yazmak istiyorum. Bakın bir diyorum tozlaşmadan sonra polende
bulunan tüp çekirdeği veya vejetatif çekirdek de diyebiliriz. Vejetatif çekirdek tüp çekirdeği ne yapar? Tüpü oluşturur. Tüpü oluşturur. Daha sonra ikinci basamakta ne oluyordu? Generatif çekirdek tüpün içerisine girer ve mitoz geçirir. Generatif çekirdek tüpün içine girer. Tüpün içine girer ve mitoz geçirir. Mitoz geçirir. Mitoz sonucunda iki tane sperm çekirdeği oluşur. Sperm çekirdeği oluşur. Daha sonra arkadaşlar burada çifte döllenme olayı oluyor. Çifte döllenmede yumurta artı sperm birleşerek neyi oluşturuyor? Zigotu. Daha sonra bu zigot büyüyüp gelişerek neyi oluşturuyor arkadaşlar? İleride embriyoyu oluşturuyor. Daha sonra ikinci döllenmeye gelelim. İkinci döllenmede ise sperm antipod hücrelerle bakın. Polar hücre olacak şurası. Yanlış yazdım. Polar. Polar hücre ile döllenir ve 3N kromozomlu triploid bir hücre oluşur. Bu triploid hücre büyüyüp gelişerek yani mitoz bölünmeler geçirerek neyi oluşturacak? Endospermi oluşturacak. Endosperm yani besin dokudur. Besin doku. Bitki çimlenene kadar, tohum çimlenene kadar besleyen yapıdır arkadaşlar endosperm. İşte biz bu ikili döllenmeye ne diyoruz? İki kere döllenme olayı olduğu için çifte döllenme olayı diyoruz. Çifte döllenme olayı bitkilerde, tohumlu bitkilerde görülen, bakın sadece tohumlu bitkilerde görülen bir olaydır. Kesinlikle bunu unutmayalım. Evet, döllenme olayı da bu sayede bitmiş oldu. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki olayımız nedir? Tohum oluşumu. Şöyle 4 diyorum. Tohum oluşumu. Nasıl oluşacak tohum? Arkadaşlar tohum, tohum taslağının farklılaşarak, gelişerek oluşturduğu bir yapıdır. O zaman tohum oluşumu için şöyle diyeceğiz. Tohum taslağı dediğimiz şu yapı aslında. Gelişerek tohumu oluşturur. Evet, tohum taslağı bu şekilde. Arkadaşlar tohumun içerisinde neler vardır? Bakın tohumun içerisinde embriyo artı endosperm artı bir de tohum kabuğu vardır. Tohum kabuğu. Hepsi birlikte neyi oluşturuyor? Tohumu oluşturuyor. Bu embriyo dediğimiz yapıda embriyonik kök, embriyonik gövde ve çenek vardır arkadaşlar. Embriyonun yapısında bakın. Embriyonik kök, embriyonik gövde, embriyonik gövde ve çenek vardır. Çenek. Şimdi bu çeneği hep duyuyoruz. Tek çenekli bitki, çift çenekli bitki diye. Ne işe yarıyor bu çenek? Arkadaşlar bu çenek endospermden aldığı besini embriyoya aktarıyor. Yani aslında bir nevi beslenmede görevlidir. Yazalım. Endospermden aldığı besini embriyoya aktarır. Evet, tohum oluşumu da bu sayede gerçekleşmiş oluyor. Embriyonik kök çimlenmeden sonra normal kökü oluşturuyor. Embriyonik gövde de gövdeyi oluşturuyor arkadaşlar. Bu şekilde anlatabiliriz tohum oluşumunu. Şimdi geliyoruz son basamağımıza. Son basamağımızda nedir? Meyve oluşumu. Meyve oluşumu. Arkadaşlar meyve oluşumu yumurtalıklar bir araya gelerek meyveyi oluşturuyor. Hani şurada yumurtalıklardan bahsettik ya, şunlar nedir be? Şu yapı yumurtalıktır değil mi? Ovaryum. Bu ovaryum bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Meyveyi oluşturuyor. Eğer ki tek bir ovaryum bir meyve oluşturmuşsa biz buna basit meyve diyoruz. Ayrı ayrı yumurtalıklar bir araya gelmiş, yani ayrı ayrı ovaryumlar bir araya gelmiş bir meyve oluşturmuşsa
Buna küme meyve diyoruz. Bir çiçek sapına bağlı birden fazla çiçeğe ait yumurtalıklar arkadaşlar gelişmişse buna da birleşik meyve diyoruz. Zaten örneklerinde yazacağım. O zaman şöyle diyelim. Yumurtalıklar gelişerek meyveye dönüşür. Bu arada meyve oluşumunun amacı nedir? Amaç tohumu korumak ve yaymaktır. Yani meyve oluşumunun amacı budur. Hemen gelelim. Çeşitleri var dedik. Basit meyve. Bakın. Basit meyve neydi? Tek yumurtalıktan oluşur. Tek yumurtalık. Örneklerini yazıyorum arkadaşlar. Mesela kiraz, kayısı, şeftali gibi. Bunlar basit meyvelerdir. Tek bir yumurtalığın birleşmesi, yani tek bir yumurtanın gelişmesiyle oluşuyor. Daha sonra küme meyvemiz vardı. Küme meyve. Bu nasıl oluşuyor? Bu da birden fazla yumurtalığın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Mesela çilek, ahududu, böğürtlen gibi. Ya da dut da diyebiliriz mesela. Dut gibi arkadaşlar. Bunlar nedir? Küme meyvedir. Son olarak bileşik meyveye gelelim. Bileşik meyve. Bileşik meyve nasıl oluşuyor? Birden fazla çiçeğe ait yumurtalıkların birleşmesi. Bakın. Birden fazla çiçeğe ait yumurtalıklar. Şurada bahsettiğim birden fazla yumurtalık, bu aynı çiçeğe ait yumurtalıklardır. Burada birden fazla çiçek var. Bunun en iyi örneği de ananastır arkadaşlar. Ananas bileşik meyve olarak isimlendiriliyor. Evet, meyve oluşumu, tohum oluşumu, tozlaşma, döllenme ve bir önceki videoda da neyi anlattık size? Gamet oluşumunu anlattık. Böylece bitkilerdeki eşeğli üreme kısmını bitirmiş olduk. Arkadaşlar ben size bir de çimlenme olayından bahsetmek istiyorum. Şöyle bir başlık yazalım. Bitkide çimlenme diyelim. Bitkide dormansi ve çimlenme. Şimdi dormansi nedir? Dormansi bitkinin uyku durumudur. Uyku durumu derken işte sonbahar kış aylarında uykuda oluyor. Yaz gelince, ilkbahar gelince uykusu kırılıyor arkadaşlar. Dormansi budur. Şöyle diyelim. Dormansi bitkinin uyku durumudur. Peki bu dormansi sadece ağaçlar için mi geçerli? Hayır, tohumlar için de geçerlidir. Mesela tohumu biz eğer ki çimlendirmezsek ne olur? O uyku durumunda olur. Şimdi gelelim çimlenme olayı nasıl sağlanıyor? Arkadaşlar normal bir tohumu biz işte diyelim ki bir suyun içerisine koyduğumuz zaman, uygun ortamı sağladığımız zaman ne oluyor? Su alıyor ve içerisinde bulunan embriyo yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Bir fide oluşturuyor. İşte biz bu olaya çimlenme olayı diyoruz. Çimlenme koşulları sağlanıncaya kadar tohum içinde bulunan embriyo dormansi durumunda bekliyor. Yani uyku durumunda bekliyor arkadaşlar. Peki dormansiyi kim sağlıyordu? Hangi hormon sağlıyordu dormansinin devam etmesini? Absisik asit. Dormansinin kırılmasını sağlayan kimdi? O da giberelin hormonuydu. O zaman yazalım. Çimlenme koşulları sağlanıncaya kadar embriyo dormansi durumunda kalır. Dormansi durumunu kim sağlıyordu? Absisik asit. Tabii ki bunu parantez içerisinde yazalım. Absisik asit. Bu durumu sağlıyor. Uygun koşullar sağlandığında giberelin hormonu devreye girer ve dormansinin bozulmasını sağlar arkadaşlar. Tohumun içerisinde bulunan o depo edilen endosperm ve çenekler embriyonun beslenmesini sağlayarak çimlenmeye yardımcı olacak.
Arkadaşlar, çimlenmeyi etkileyen veya çimlenme süresini etkileyen bazı faktörler var. Mesela tohumdaki depo olan besin. Daha sonra tohum kabuğunun yapısı. İşte tohum kabuğunun yine kalınlığı. Bunlar ne yapıyor? Dormansi süresini etkiliyor. Yani çimlenmeyi etkiliyor. Dormansi süresini etkiler. Eğer ki tohum kabuğu kalınsa ne olacak? Daha geç çimlenecek. Eğer ki depo besini azsa arkadaşlar, bir süre sonra artık o tabii çimlenmeyecek. Buna çok bağlıdır. Peki tohumun çimlenmesi için çevrede ne olması gerekiyor? Bir kere çimlenme için gerekli maddeler diyelim. Çimlenme için gerekli faktörler. Nedir bunlar? Bir kere kesinlikle olmazsa olmaz su, oksijen ve uygun sıcaklık. Uygun sıcaklık. Arkadaşlar, bunlar çimlenme için gerekli olan faktörler. Bakın, çimlenmede kullanılmayan bazı faktörler var. Mesela karbondioksit kullanılmaz. Işık kullanılmaz genelde, bazı bitkiler hariç. Onlar işte dormansının kırılması için kullanabiliyorlar. Yine çimlenme için toprak gerekli değildir. Ama çimlenme sonrasında kesinlikle bunlar gereklidir. Şu üçü için ne yazacağız? Gerekli değil. Çünkü bitki çimlenirken fotosentez yapmaz. Bunu da yazalım. Bitki çimlenirken fotosentez yapmaz. Fotosentez yapmaz. Hani bize hep böyle ortaokuldayken falan bir deney yaptırıyorlardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Fasulye çimlendiriyorlardı. Hep diyorduk ki acaba bu deneyi bize niye yaptırıyorlar? Arkadaşlar, o deneyi yaptırmalarının sebebi bitkinin toprak olmadan da çimlenebildiğini göstermektir. Bakın, ne yapıyorduk? Altına bir pamuk seriyorduk. Araya fasulye tohumlarını koyuyorduk. Üstüne bir pamuk daha seriyorduk. Daha sonra ıslatıyorduk ve herhangi bir yerde bekletiyorduk. Yani ışık olmasına da gerek yok. Bir süre sonra gidiyorduk ki işte o fasulyeler ne olmuş? Çimlenmişler, büyümüşler. Tabii o evreden sonra alıp onu toprağa dikmemiz lazım. Çünkü fotosentez yapacak. Fotosentez yapması için de bitkinin toprağa ihtiyacı var. Topraktaki minerallere ihtiyacı vardır. Çimlenme sırasında bitki etil alkol fermantasyonu yapıyor arkadaşlar. İlk önce tohum kabuğu parçalanınca da oksijenli solunum yapmaya başlar. O yüzden bu önemlidir. Şöyle diyelim. Embriyo tohum kabuğu parçalanmadan önce etil alkol fermantasyonu yapar. Sonra parçalandıktan sonra ne yapacak? Oksijenli solunum yapar. Bu da önemlidir. Yine belki karşınıza çıkabilir. Şimdi biz çimlenmeyi şöyle bir de tek çenekli bitkilerde ve çift çenekli bitkilerde nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, tek çenekli bitkilerde çenek aşağıda kalır. Yani tohum kabuğu toprağın içerisinde kalır. Ama çift çenekli bitkilerde tohum kabuğu yukarıya çıkar. Yani çenekler dediğimiz yapı yukarı çıkar. Nasıl olacak bu? Mesela fasulyeyi çimlendirdiğinizde yapmışsınızdır mutlaka. Yapmadıysanız da denemenizi öneririm. Yani insan gerçekten hani onları görünce mutlu oluyor. Bu fasulye çimlenirken üstünde, o yaprakların üstünde bir kabuk kalır. İşte o kabuk nedir? Çenektir. Tek çenekli bitkilerde bu kabuk toprağın altında kalırken, çift çenekli bitkilerde arkadaşlar bu kabuk, yani çenekler, yukarıya çıkar. O zaman yazalım. Tek çenekli bitkilerde çimlenme sırasında çenek toprağın altında kalır.
Çift çenekli bitkilerde ise çenek toprak üstüne çıkar. Toprak üstüne çıkar arkadaşlar. Bu da yine tek çenekli, çift çenekli ayrımının bir parçasıdır diyebiliriz. Evet, bu şekilde tek çenekli ve çift çenekli bitkileri de söylemiş olduk. Şimdi biz böylece artık bitki biyolojisini bitirmiş olduk arkadaşlar. Son bir tane konumuz kaldı. Önce bir soru çözüm yapacağım bitki biyolojisiyle ilgili. Daha sonra da canlılar ve çevre dediğimiz son konumuzu işleyip o konu çok kısa, hani bir belki 10 dakikalık bir konu olacak. Bütün konularımızı bitirmiş olacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.